da gerçekten şey çok önemli. CHP örgütünün emeksar isimlerinden Taceddin Bayır, bir TV mikrofonlarına siyasetin sıcak gündemini değerlendirdi. MYK'daki yapılanmaya baktığımızda hemen hemen 4 tanesi eski görev almış arkadaşlarımız. 9 tane yeni arkadaşımız var. Oldukça başarılı olacağını düşünüyorum ben yeni ve genç arkadaşların. Genç ve dinamik bir kadro. Azından yeni bir heyecanla, yani şimdi daha önceki arkadaşlarımız uzun yıllardır aynı işi yaptıkları için ilk zamanki heyecanlarını kaybettiler biraz. Şimdi bu yeni arkadaşlarımız yeni bir göreve geldiler. O heyecanla ve şevkle çok daha iyi ve düzgün yapacaklarını düşünüyorum. Bayır, CHP'nin önümüzdeki kurultayına ilişkin kurultayda bir değişimin olabileceğini ve bu değişimin faydalı olabileceğini ifade etti. 3 yıl önceki partinin tabanının seçmiş olduğu yukarıda temsil için gönderdiği kurultay delegeleriyle bugün itibarıyla seçilecek kurultay delegeleri farklı isimler olabilir. Dolayısıyla farklı isimler olduğu için önümüzdeki kurultayın parti meclisi yapısı da farklı bir yapı sergileyebilir. Bir değişim gösterebilir. Ki bence bu değişimin olmasında fayda var gibi görünüyor. Bayır, Deva Partili Emin Ekmen'in genel seçimlerde CHP'ye en az %4 puanlık katkı verdik iddiasına sert yanıt verdi. Büyük hata yapmış, siyaseti bilmediği belli. Kendisine buradan bir de gönderme yapayım ben. Madem böyle bir 4 puan getirdiniz, İzmir'de niye bu 4 puan gelmedi? Biz son seçimlere girdiğimizde 7'şer milletvekili çıkarmıştık tek başımıza girdiğimizde CHP olarak. Şimdi gene 7'şer milletvekili çıkardık ama size 2'şer tane milletvekili verdik oralardan kontenjan. Şimdi 7-7 olan milletvekili sayımız 5-5'e düştü bizim. Nerede sizin 4 puanınız diye sorarlar adama o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten öldüğü zamanki oyu %25'ler seviyesinde oluyor. En kötü halindeyken %25 oluyor. Dolayısıyla eğer 4 puan onlar getirdiyse o zaman onun iddiasına göre 21'lere falan düşmüş CHP. Yani hem ana muhalefette kalıp hem bu kadar iyi bir performans çalışma gösterdikten sonra CHP'nin oyunun %21 olması mümkün değil. Bayır, önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'nin belediye başkan adaylarının nasıl belirlenmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı. Tabii parti içi demokrasi diyeceğim. Partinin belediye başkan adaylarının partinin genel merkezinde kapalı kapılar ve duvarlar arkasında birileri tarafından seçilmesini doğru bulmuyorum. Belli bölgelerde anketler yaparak, belli bölgelerde kendi üyelerine sorarak, ön seçim yaparak yani veya eğilim yoklaması yaparak ya da profesyonel firmalarla eğilim yoklaması yaptırmasında fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli noktaya gelen arkadaşlar, bu milletvekili de olabilir, genel başkan yardımcısı da olabilir, belediye başkanı da olabilir. Birilerini bir yere seçerken şöyle yaklaşıyorlar. Acaba şu arkadaşı ben buraya taşırsam bir sonraki dönemde benim önümü açar mı, bana destek verir mi? Benim tekrar bu oturduğum koltuğu kazanmamı sağlar mı? Şimdi böyle önerdiğiniz zaman bu yanlış davranış.